Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Davet Radyo dinleyicileri, Bir Konu Bir Konuk programında bugün bir dernekteyiz. Evet, bugünkü programımızı radyomuzda değil, Denkat Derneği'nde yapıyoruz. Denkat Derneği'nde birbirinden değerli konuklarımız var. Evet, dernek başkanı Hasan Hüseyin Bey. Hoş geldiniz Hasan Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, derneğe girdiğimiz andan itibaren gerçekten buradaki o muhabbet, o samimiyet bizi bir anda sardı, aldı, götürdü. Ve Başkan Yardımcısı İsa Kuru Bey. İsa Bey, sizler de hoş geldiniz programımıza. Allah razı olsun, sağ olun. Evet. Yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hem misafiriz, evet, hem de Davet Radyo ailesini temsil ediyoruz. Evet, Hasan Hüseyin Bey. Denkat Derneği kaç yılında kuruldu? Kuruluş amacı nedir? Bu derneği kurarken nasıl bir amaç, nasıl bir niyetle yola çıktınız? Efendime söyleyeyim, ilk kurduğunuz anda tek başınıza mıydınız? Yanınızda bir ekibiniz var mıydı? Bize kısaca böyle derneğin ilk başlangıç, yola çıkma aşamasından bahseder misiniz? Ya, ilk yola çıktığımızda zaten biz bu yola Allah rızası için çıkmıştık. Çok güzel, Allah kabul etsin, evet. Yola çıkmadan önce derneğimizin amacı, biz evde yatan engel istemiyorduk. Yani hazır balığı getirip önümüze koymuşlar. Evet. Biz sadece balık yiyorduk. Biz evet. Balık tutmayı dedik öğrenelim, balık tutmayı öğretelim dedik. Çok güzel. Yani siz evde bir köşesine çekilen, efendime söyleyeyim toplumdan kopmuş, dünyadan bağını koparmış bireyleri o evden çıkarıp biraz böyle topluma katmak niyetiyle yola çıktınız. Aynen öyle. Allah rızası için çıktık demiştik ki Allah evet. Rızası için çıktığımızda yolumuzda Selçuk Başkanımız vardı yanımızda. İlk iki kişiyle zaten biz bu yola çıktık. Evet. Ondan sonra arkadaşlarımıza gittik, fikirlerimizi anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Derneğimizin işte dedik şöyle şöyle olacak, böyle olacak. Yani güzel projelerimiz vardı aklımızda. Gittik engelli kardeşlerimize bunu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlarımız bazıları dediler ki hayal, bazıları dediler ki çok güzel, biz dediler sizlerin yanında oluruz. İlk evet. Yola çıktığımızda 10 tane engelli arkadaştık. Evet. 5-6 kişi de sağlam kişi, yani sağlam derken bize gönüldaşlarımızdı. Gönüllülerimiz. Evet. Ve beraber yola çıktık. İsa Bey de ilk evet. Günden beri yanımızda zaten. İlk başta bu niyetle yola çıktınız ve o günden beri devam ediyorsunuz. Evet, Başkan Yardımcımız İsa Bey'e dönüyoruz. Denkat Engelliler Dernek Başkan Yardımcısı. Evet İsa Bey, çok güzel, hayırlı bir yola çıkmışsınız. Başta efendime söyleyeyim, Dernek Başkanı Hüseyin Bey'le, daha sonra Başkan Yardımcınız, biraz sonra programa iştirak edecek olan Selçuk Bey de var. Peki siz o başladığınız günden bugüne kadar ne kadar yol mesafe kat ettiniz? Neler yaptınız? Nasıl adımlar attınız? Bize biraz bahseder misiniz? Esasında şöyle başlamak lazım. Biz engelli kavramını bile çok kullanmak istemiyoruz. Yani evet. Hani Üstad Hazretleri musibetzede, musibete uğramış, düçar olmuş kardeşlerimiz. Evet. Beraber bu yola çıktık. Allah razı olsun. Allah rızası içindi bu çıkış. Farklı kurumlar da sağ olsunlar destek oldu bu konuda. Dediği gibi yola çıktığımızda hani böyle içeri kapanmış, dışarıya çıkamayan, toplumdan kopmuş, hayattan kopmuş, kendinden vazgeçmiş, kendine küsmüş kardeşlerimiz vardı. Biz bunları tekrar toplumu nasıl kazandırabiliriz? Derdimiz buydu. O insanları tekrar burada nasıl getirip de toplumda harmanlayabiliriz? Böyle bir derdimiz vardı. En büyük derdimiz buydu. Yani bu insanlar atıl insanlar değil. Bu insanlar üretken insanlar. Öyle kardeşlerimiz var ki bunlar normal sağlam insanların yapamadığı şeyleri yaptılar ve dereceleri var, başarıları var. Ve bu engelli olduktan sonra, musibete düşer olduktan sonraki hayatında kazandığı başarılar. Ondan önce belki hayatında o kadar başarı yoktur. Ama Allah bir şeyi aldığı zaman ona farklı şeyler veriyor. Evet, farklı istatları inşa ettiriyor. Çok mesafe kat ettik. Böyle bize gelip kaydeden kaydolan çok üyemiz var. Evine bağımlı olup da ondan sonra gelip burada bu arkadaşlarla beraber yol arkadaşı olan çok arkadaşımız var. Allah razı olsun. Hizmetlerimiz bu şekilde devam ediyor. İnşallah biz elimizden geldiği kadar onlara ulaşmaya tekrar çalışacağız. Evlerine gideceğiz. Kapılarını çalacağız. Onlar gelirse kapımız her zaman onlara açık. Gelebilirler. Bu vesileyle onlara da duyurmuş olalım.
derneğimize Denka'da gelip burada bizim çayımızı içmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa buyursunlar, gelsinler. Kapımız onlara her zaman açık sonuna kadar. Evet, şu an programımızı takip eden, engelli demeyelim, engelsiz diyelim, bütün Gaziantep'teki derneğe herkesi davet ediyorsunuz değil mi? Sayın hocam, zaten şunu söyleyeyim. Zaten hani Denka'nın açılımını başta yapalım, şöyle dedim. Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği. Ne kadar güzel. Engelsiz. Evet. Bu kardeşlerimiz gerçekten kahramanlar. 15 Temmuz'da da bunu ispat ettiler. Evet. Hepsi alandaydı. Alandaydı. Gece boyunca kaldılar. Evet. Yani dışarıdan görenler muhtemelen şöyle demişlerdir. Bunların, özür dileyerek söylüyorum, engelleri böyleyse diğerleri nasıldır? Allah Allah. Evet, bunu görecek dünya. İspat vücut ettik biz orada. Evet. Evet başkanım, tekrar size dönüyoruz. Şimdi malumunuz, engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta, toplum içinde karşılaştıkları sıkıntılar oluyor. Bunlar tek başlarına bazen sıkıntılarını dile getiremiyorlar. Fakat gördüğümüz kadarıyla siz dernek adına bu sıkıntıları dile getiriyorsunuz, bu sıkıntıların çözülmesi için uğraşıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz, program yapıyorsunuz. Peki sosyal hayatta ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? Yani karşılaştığınız sıkıntılar, sorunlar nelerdir? Sosyal hayatta yani şu şekilde, şimdi biz akülü araç kullandığımız için, evet, efendime söyleyeyim, yani yolda gittiğimiz yerde kaldırımlarda sıkıntılar oluyor. Otobüse binerken, inerken, işte efendime söyleyeyim, evimizin önleri, binaların önlerinde sıkıntılarımız. En büyük sıkıntılar onlar diyorsunuz. En büyük sıkıntılar onlar. Ama bunlar da mesela belediyelerimizle birlikte, evet, çalışmalarımız oluyor. Bunlara bir grubumuz var mesela, onun fotoğraflarını çekip atıyoruz. Onlar da en kısa zamanda gelip yapmaya çalışıyorlar. Evet, çok güzel. Bunu bir daha izah edelim, bir daha açalım inşallah. Bunu o engel bırakılan yerlerin resmi çekiliyor, resmi ve gönderiliyor. Çekiliyor. Şöyle diyeyim hocam, çok özür dilerim başkanım. Buyurun. Buyurun. Şimdi başkanım o şeyi söylerken, bu bir vicdan meselesi. Evet. Öncelikle bu, tabii bilmeyen bilmiyor da herkes bir gönüllü adayı en başında. Evet. Herkes bir gönüllü adayı. Daha sonrasında da herkesin bilmediği maalesef zorluklar var, o insanların yaşadığı. Sen normal yürüyüp gidiyorsun ama o adam yürüyüp gidemiyor işte orada. Bir de bu bir vicdan meselesi. Evet. Hani kişisel olarak herkesin elini vicdanına koyması lazım. Çok özür dilerim, otobüste geçtiniz. Bazı öyle işte vicdansız insanlar var. Geçerken işte bakıyor ki engelli, almadan hemen geçiyor. Maalesef. Onu söylemek, evet, isteyecekti biraz önce başkanım. Evet. Yani otobüslerde nasıl sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yani toplu taşıma otobüslerinde olsun, efendime söyleyeyim tramvaylarda olsun, efendime söyleyeyim veya diğer araçlarda, bunlardan başlayalım. Orada nasıl? Ha, zaten halk otobüsleri bizi almıyorlar. İsa başkanımızın dediği gibi gittiğimiz yerde adam bizi görürüz ama boynunu çeviriyordu. Şu anda zaten gidiyoruz mesela, el ediyoruz, adam gelip duruyor, ya ben diyor şeyim bozuk, asansör bozuk. Ya asansörü bozuk diyorum. Oradan vatandaş geliyor, duyarlı vatandaşlarımız var. Ve biz seni kaldırır, otobüsün içine koyuyoruz. Adam o vaziyet bile bizi almak istiyorlar. Evet, önce bunu duyurmak lazım değil mi? Yani yolda kalmış bir kardeşimizi ne olursa olsun, ne şart olursa olsun almak lazım. Tabii şunu söylemek lazım tabii. Yöneticilerimiz Allah razı olsun. İşte bu konuda çalışıyorlar. Duyarlılar. Evet. Bu aksaklıklar onlara söylendi, onlar da giderdiler. Belki, evet, de o personel işten bile çıkarılmış olabilir. Ama bu, işte tabii duyarlı olmak lazım. İsa başkanım, dedim sorun şeyde efendim, sorun normal özel halk otobüslerinde, yani belediye otobüslerimizde, yani muhakkak şimdi 100 şoförden 2 tane 3 tanesi içinden muhakkak çıkıyor. Ama dediğim gibi yani 97 tanesi iyi, onlardan da Allah razı olsun, o üçünden de Allah razı olsun tabii ki. Tabii tabii, ne yapıyorlar? Ama, başkanım iniyor, evet, kapıyı açıyor, aynen o öyle, rampayı indiriyor, binmesine yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Ya, mesela şey yapıyoruz, adam geliyor, kapı açıyor, biz diyoruz Allah razı olsun abi diyoruz, teşekkür ederiz. Adam diyor ki, ya diyor Allah senden razı olsun kardeş, hanımım diyor sabahleyin evden çıkarken bana bu kadar dua etmedi. Ya, ya. Evet. Ha. Ve gönlü kalbi kırık bir mahzun bir insan duasını almak Allah katında ne kadar makbuldür. Değil mi, ne kadar makbuldür ya, evet öyle. Şimdi biz otobüsten çıktık, herhangi bir kuruluşa, kamu kurumuna giriyorsunuz veya bir alışverişe gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim veya dışarı çıkıyorsunuz. Orada nasıl engellerle karşılaşıyorsunuz diyelim. Şimdi, oradan biraz konuya girersek. Yasal olarak o düzenleme yapıldı zaten. Evet. Belediyelere de bunlar gitti. Belediyeler bu çalışmalarını yaptılar ve hala devam ediyorlar. Her kurumda, her apartmanda olması gereken rampalar ayarlandı. Kurumlarda zaten bu yapıldı ama işte meskun mahallelerde olan apartmanlarda henüz tamamlanmadı ama devam ediyor.
Yeni yapılanlarda zaten zorunluluk var. Rampa yoksa, bu tarz girişler yoksa onlara da zaten izin verilmiyor. Ruhsat evet. verilmiyor. Onlar da yapamıyorlar. Devam ediyor ama biz vatandaşlarımıza hani burada bir kamu spotu olsun, bu da araçlarınızı park ederken lütfen ne olur. O araçların geçtiği rampaları lütfen görün ve onların önüne park etmeyin. Evet. Yani onun yüzünden belki de akşama kadar orada mağdur kalan insanlar oluyor. Çünkü inecek başka bir yer yok. Evet. Onu beklemek zorunda. Ya o rampaya park eden bir insan yüzünden efendime söyleyeyim, mesela adam getirmiş kaldırımın önüne arabasını park etmiş. Ablamız da yoldan gidiyor. Ablamız da yolda gittiği yerde araba çarptı. Kol kırıldı ya. Özgür başkanımızın. Evet, evet. Kolu kırılmıştı efendime söyleyeyim. Bayağı bir hastanede yattı, ondan sonra çıktı. Daha hala düzelemedi. Efendime söyleyeyim. Böyle devlet olarak Allah razı olsun devlet yetkililerimizden, büyüklerimizden. Gerekeni yaptılar, o rampaya park edene daha fazla ceza kestiler arabadan vurandan hariç. Dediğimiz gibi şimdi bunu biz vatandaşlarımız olarak hepsi, her şeyi devletten beklememiz biraz sıkıntı. İnsanın özünde de kendisinde de olması lazım ve biraz bunu düşünmesi tabii lazım. Ortopedik engelliler için de, görme engelli kardeşlerimiz için de o onlara özel taşlarla düzenlenmiş olan kaldırımlar var. Onların da büyük bir kısmı yapıldı. Allah razı olsun. Eksikler var. Biz o eksikleri gördükçe evet, kendilerine bildiriyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı, yardımcı oluyorlar bize. Evet. Evet İsa Bey, şimdi siz bir dernek olarak Türkiye'deki bütün engeller derneğiyle az çok bir temasınız vardır. Onlarla irtibatınız vardır. Üye sayılarını biliyorsunuz az çok. Türkiye'deki şu an engelli sayısı belli midir? Yani bize efendime söyleyeyim, bu kadar engelli mevcut, bu kadar da kayıtlı üyeler var. Bu kadarı efendime söyleyeyim, herhangi bir de kayıtlı değil kendi halinde, az çok öyle ortalama bir sayı verebilir misiniz? Yani kabaca şunu söyleyelim, resmi olarak belli bir kayıt var tabii. 1.559.222 resmi kayıtlara göre engelli sayısı var. Evet. Ama gayri resmi rakamlar 9 milyonu gösteriyor. Belki de bunun üzerindedir. Daha bilmediğimiz rakamlarda da belki bunun üzerinde olabilir. %11 küsur. Küsur var, evet. 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 Sayın Başkanım, yerel yönetimlerle sürekli içli dışlısınız. Onlarla diyalog halindesiniz. Az önce bahsettiğiniz sıkıntılarınızı yerel yönetimlere bildiriyorsunuz. Peki yerel yönetimler bu konuda çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yerel yönetimlerden isteğiniz, arzunuz nedir? Talepleriniz nelerdir? Bu konuda biraz bahsedelim. Çünkü sizi bazen görüyoruz programlarda. Gerek kaymakamlık programlarında, gerek diğer programlarda. Her programda maşallah aktifsiniz. Dernek temsilen başkanlarınızla, başkanlarınızla beraber oradasınız. Peki bu durumlarda siz yerel yönetimlerle istediğiniz kademeye gelebildiniz mi? İrtibat sağlayabildiniz mi? Şimdi onu şu şekilde cevap. Şimdi Allah razı olsun Fatma Hanım, evet. Fatma Şahin Hanım Efendi, Sayın Bakanımız Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek engelli daire başkanlığını kurdu. Şu an engelli daire evet, başkanlığı. Evet, engelli daire başkanlığını kurdu. Bunun da başına görme engelli bir başkanımızı getirdi. Evet. Sayın Yusuf Çelebi. Efendime söyleyeyim, tabii ki eksiklerimiz çok. Geldik, istişare yaptık. Yusuf Başkanımızla olsun, efendime söyleyeyim, Fatma Hanım'la olsun toplantılarımızı yaptık, eksiklerimizi söyledik. Ellerinde sihirli bir çubuk yok. Şimdi bugün söyledin, yarın olacak diye bir beklenti içinde olmak hayalperestlik. Fakat söyledikleriniz, söylediklerimiz mümkün mertebe yapıldı. Ki bu işte mesela Şahin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Takmazoğlu Bey, sosyal belediyeciliği en iyi yapan bence şu an benim gözümde odur. Nasıl odur? Şimdi daha önce ben sonradan 2002'de engelli oldum. Efendime söyleyeyim yani normalde bir 10 yıl 15 yılda ayakta geçirdim. Ben daha önce sokağa çıktım da hiçbir tane tekerlekli sandalye göremiyordum. Yani ya bir tane ya iki tane, o da ya babası efendime söyleyeyim Almanya'da bir tane. Mecburi durumda dışarı çıkıyor. Sadece. Aynen mecbur, babası zengindir, Almanya'da bir tane araba getirtmiştir. Ona biner işte, onu gördüğümüz zaman böyle aa ne güzel bir köşke, böyle bizim bir arabamız olsa derdik. Takmazoğlu, yani Sayın Başkanımız Allah razı olsun şu an kendisine, her yıl 3 Aralık'ta olsun, 16 Mayıs Engeller Haftası'nda olsun. Belli bir düzende programlarını da yapıyor. Her programda elimden geldiği kadar katılıyorum zaten. Evet, evet. Ekibimizi alıp gidiyoruz. Yani çok güzel böyle artık şimdi
Her engellinin evinde iki tane arabası var. 5 yılda bir hak var. Ne kadar güzel. Evet. 5 yılda bir haklarını doldurmuşlar efendim, ben söyleyeyim. Hiç kimseye ihtiyacı olmadan. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Dışarı çıkıp işlerini halledip gelebilir diyorsunuz. Şu an efendim ben söyleyeyim, mesela benim evim Fidanlık Mahallesi'nde. Oradan mesela buraya gelip 10-15 kilometre yol kat edecek bir arabam var. Evet. Bunu mesela bir manuel sandalyeyle yavaşlayacak gücümüz de yok. Veya birisi de desen ki ya beni arkamdan yardım et de bir markete kadar götür. Marketten getirirken adam nefes nefese kalıyor, ofluyup ofluyor. İster istemez yani başında olmuyor. Evet. Dediğim gibi Sayın Bakanım Fatma Şahin ve Ahmet Tahmazoğlu başkanımıza çok teşekkür ederim. Evet. Biz de sizler adına teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu yolda emek sarf eden başkan yardımcıları, bütün kamu kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun başkanım. Çok külli bir hizmet. Evet. Ben esasen şöyle düşünüyorum. Herhalde diyorum ki bu kardeşlerimiz içerisinde Türkiye'de en bu işlerde fayda gören il zannedersem Gaziantep'tir. Evet. Ve bunlar içerisinde de sayarsak herhalde Şahin Bey'dir. Ve gördüğümüz kadarıyla Türkiye şu an örnek manada bir çalışma yapıyor. Çok büyük çalışmalar var. Evet. Gerek Büyükşehir Belediyesi'nin, gerek ilçe belediyelerin gerçekten çok büyük çalışmaları var. Başkanımın dediği gibi yani o cihazların maliyeti belki 9-10 bin lira civarında bir şey. Evet. Ve zannedersem bildiğim kadarıyla 2500'ün üzerinde ilçe belediyede Şahin Bey'de dağıtılmış olan sandalye var. Maşallah. Evet, evet. Yani çok, bunlar çok iyi hizmetler. Tabii bunun yanında sadece biz onu söyledik ama onun yanında engeller yapılan çok iyi hizmetler var. Evet. Altyapı hizmetleri falan. Ya mesela ben şimdi evde kalıyordum. Bizim bir komşunun kızı var. Dedi ki ya Şahin Bey Belediyesi'nde araç dağıtıyor, akülü araç. Evet. Alsana. Evet. Dedim ya ben almam, alsam da dedim binmem. Dedi ya nasıl dedi abi, ya sanki dedim ben o akülü araca bindiğim zaman dedim böyle boynum bükülür ya, sokağa çıkamam falan. Ya abi dedi gel dedi bir rapor çıkartalım dedi sana dedi, akülü araç kullanan bir rapor çıkartalım sana dedi, gidip dedi bir Şahin Bey Belediyesi'ne de araba alalım. Evet. İyi dedik, gittik raporumuzu çıkardık efendim, özür dilerim, Şahin Bey Belediyesi'ne gittik. Hemen en kısa zamanda Adem Bey vardı, Ademlik raporumuzu aldı. Bizimle de ilgilendi sağ olsun. Evet. Zaten personeller çok güler yüzlü. Allah razı olsun kendilerinden de. 10 gün sonra dediler dağıtım töreni var. Gelin. Gittik. Dağıtım töreni aracı bize verdiler. Efendime söyleyeyim. Araca bindim. Ya sanki dedim tüm Antep bana bakıyor. Evet. İlk başta o ilk başta. Aynen. Tabiri caizse ayakkabılarını giydi dışarı çıktı. Evet. Aynen artık öyle oldu. Hayatı ilk adım gibi sanki. Ya bir de güzel bir yağmur yağıyordu. Aynen. Öyle yağmur, efendime söyleyeyim, çoktan beri de yağmur yememiştik. Çok hoşumuza da gitti. Sağnak sağnak rahmet yemişsiniz yani. Aynen. Efendime söyleyeyim, ondan sonra da bizi eve koyamadılar. Şu an evet. Diyorlar ki bu acı gel, ya. Eve gel diyorlar. Ne yani. Kadar güzel bir hizmet olmuş. Bakın nerelere kadar gelmişsiniz. Evet İsa Başkanım. Malumunuz üyelerinizin ve bütün engellerin moral motivasyona çok ihtiyaçları var değil mi? Evet. Yani normal bir insan efendime söyleyeyim moral gelir gider fakat efendime söyleyeyim hayatta belki bir kırıklığı olan, belki böyle bir kalbi kırık buruk olanların daha çok moral motivasyona ihtiyacı var. Siz bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Bu üyelerinize moral motivasyon, efendime söyleyeyim, bunları tekrar şevke getirmek, hayattan koparmamak, daha güçlü yapmak ve aralarındaki diyalog kurmak için neler yapıyorsunuz? Bize kısaca bahseder misiniz? İfade ettiğiniz gibi önce sonuç söylemek lazım. Bu kardeşlerimiz gerçekten çok hassaslar. Onlara yaklaşırken mümkün mertebe lütfen ne olur, kimse kırmadan, gücendirmeden yaklaşsın. Evet. Tabii bunu sadece o camia için söylemiyorum. Evet. Hani yaşlı insanlarımız var, onlar evet. için de aynı şeyler geçerli. Onlar da dezavantajlı gruba dahil insanlar. Lütfen kırmadan, gücendirmeden, tamam belki bazı şeyler olur ama onlar o yaşın getirdiği ya da o musibetin getirdiği şeyden dolayı belki moralleri bozuk olabilir, hayattan kopmuş olabilirler, size kızabilirler. Evet. Ama siz mümkün mertebe bak Allah size sağlam bir vücut vermiş, ne olur bunları görmezden gelin. Biz dernek olarak hastalarımızı ziyaret ederiz. Zaman zaman derneğimizde programlar yaparız, kitap okuma programlarımız olur. Sohbetlerimiz olur, hocalarımız, çok saygıdeğer hocalarımız gelirler, burada dersler yapılır. Dışarıda da etkinlikler yapıyorsunuz. Dışarıda etkinliklerimiz olur, onlara gideriz, piknik etkinliklerimiz var, onlara gideriz. Başkanım Allah razı olsun, bu konuda çok duyarlı sağ olsun. Onları hiç bırakmıyor. Evet. Hep beraber programlar devam ediyor. Hasta ziyaretlerimiz var, onlara gidiyoruz. Evet. Gönüllü bir ekibimiz var. Gidemedikleri zaman bu kardeşlerimiz sağ olsunlar, onlar gidip hastanede ziyaretlerini yapıyorlar. Gerekirse evlerine gidiyorlar, evde ziyaret ediyorlar. Evet.
onları koparmadan, irtibatımızı da kesmeden mümkün mertebe böyle devam ediyoruz. Çok güzel. Burada başkanıma geçiyorum. Başkanım peki bunlarla, üyelerle nasıl bir irtibatınız var? Yani onlara telefon açarak mı, mesaj atarak mı, yoksa rutin olarak efendim haftada bir gün bir araya gelelim veya haftada beş günlük dernekteyiz. Bu üyelerle hani bağ koparmamak lazım. Malumunuz size karşı bir muhabbetleri var. Sizin sevginiz de, çalışmanız, gayretiniz de buraya kadar geliyorlar. Siz bir manada lokomotif oluyorsunuz onlara. Peki bu manada siz üyelerle nasıl irtibat sağlıyorsunuz? Belli bir toplantınız mı var, yoksa ihtiyaç halinden bir araya geliyorsunuz? Normalde aslında derneğimiz 6 gün açıktır. Yani evet. Hafta sonu, pazar günü hariç. Her gün açık. Her gün açıktır. Gelen arkadaşlarımız buraya da biliyorlar zaten, geliyorlar. Bir de WhatsApp grubumuz var. Efendim ben söyleyeyim. Facebook'ta bir grubumuz var. Evet. Efendim ben söyleyeyim. Onlarla beraber irtibata da geçiyoruz. Biz de zaten, biz de üyemiz değil. Bizim hepsi kardeşimiz. Çok güzel. Bu nazar çok önemli değil mi ise başkanım? Üye olsun, olmasın. Hepsi kardeşimiz. Değil, evet. Üye olacaksın öyle kaçırmayın. Hayır. Hiç. Yani öyle siz geleni kucağınıza açıyorsunuz. Geleni sarılıyorsunuz yani. Biz dedik ya, engelsiz. Biz engelsiz herkesle bir aradayız, evet. Mesela. Bizim yönetim kurulumuzda engelsiz insanlar, yani biz de tabii ki kendimizde engelsiziz. Yani, evet. Engelsiz insanlar bayağı bir var. Evet. Yani dediğimiz gibi şimdi bizim gruplarımız da var. Her gün hemen selam da yazıyoruz. Orada herkes birbirlerinden muhabbet ediyor. Derneğimizde geliyorlar. Çayımız zaten 24 saat çayımız mevcuttur. Herkes de bekleriz bu arada. Sürekli irtibat halindesiniz. Tabii şunu görsün. Bu kardeşlerimize de buradan selam olsun. Şunu görsünler. Buraya geldiklerinde ya burada insanlar hayattan kopmamış ya. Burada bir yaşam var, burada bir hayat var. Hayat, faaliyet var, burada devam ediyor. Faaliyet var, evet. Herkes bir fır ucundan tutmuş, bunu gelip görsünler burada. Evet. Ya mesela bir Emine kızımız var. Emine kızımız, annesi geldi derneğimize, dedi ki ya benim dedi kızım liseye gidiyor, hayatta hiç dışarıya çıkmamış. Tek başına. O günde efendime söyleyeyim, Eyüp Yıldız kardeşimizin nişanı vardı. Engel Daire Başkanlığı'na çalışan, ona icabet ettik. Emine'yi yanımıza götürdük. Abi Emine adını sensin, eline kamerayı alıp efendime söyleyeyim, orada herkesi çekti, böyle çok hoştaymış. Annesi ya, bir ortama gelmiş. Yani. Annesi dedi ya, abidir bu kıza ne yaptınız? Ha, evet ya. Demek sevgi bir iksir gibidir. Muhabbet, samimiyet bir iksir gibidir. Evet Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Sizi de çok yorduk. Hakkınızı helal edin. Gerçekten derneğin kuruluş amacından tutun, faaliyetlerine kadar çok güzel bilgiler verdiniz. Sizin bir başkan yardımcınız daha var. Evet. Şu an bekliyor. Evet, Selçuk Bey alacağız. Müsaadenizle inşallah. İnşallah bundan sonra birkaç soru da diğer başkan yardımcısı Selçuk Bey'e soralım. Sizi dinlendirelim inşallah. Asıl biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aslında başkan yardımcımız değil, aslında büyük başkanımız Selçuk Bey'dir. Evet. Çünkü derneğimizi kurarken ilk yanımda olan kişiydi. Evet, beraber... Beraber, bu yola ilk adım attığınız. Çıktık. Engelsiz kahramanların zaten engelsiz kahramandır Selçuk Bey. Evet. Biz kılar yaptık. Çok güzel. Allah muhabbetinizi daim etsin. Amin. Hakikaten. Evet. Selçuk Bey'i alalım inşallah. İnşallah. Evet değerli Davet Radyo dinleyicileri, Denkat Engeller Derneği'nde dernek başkanı Hüseyin Bey'i dinlendirmeye gönderdik. Ve başkan yardımcısı Selçuk Bey'i aldık. Selçuk Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Evet Selçuk Bey, muhabbet tam koyu yerinde, efendime söyleyeyim, başkanımızı dinlendirmeye gönderdik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi malumunuz, sizin dernek gibi birkaç dernek daha var bildiğimiz kadarıyla ve bununla ilgili STK'lar var. Efendime söyleyeyim, Türkiye genelinde çalışmalar yapılıyor STK'ların, derneklerin. Biz Antep genelinde düşünürsek, siz Denkat olarak diğer derneklerle ve STK'larla ortak bir programınız var mı? Bir diyaloğunuz, efendime söyleyeyim, görüşmeniz, toplantınız oluyor mu? İlk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorduğunuz cevabı olarak tabii ki var. Olmazsa bile yani bu engellerin sorunu hiçbir zaman bitmez. Çözülmez. Bir ara gelmesek sorunlar çözülmez. Çok güzel değil mi? Kent konseyimiz var bizim. 34 evet. Tane engelli derneğinin başkanları ve yardımcılarının buluştuğu ayda bir defa toplantı yaptığımız kent konseyimiz var. Evet. Buradan çıkan soruların cevaplarını yetkili kişilere vererek engelli kardeşlerimizin, kader dostlarımızın ne kadar minimumu aşağı indirebilirsek çekmiş olduk zorluklarını. Evet. Onun için var aramızda.
Şu an merkezde bulunduğumuz binamızın içerisinde ayrıca 3 tane STK derneğimizden beraber çalışıyoruz. Aynı çatı altında 3 kişi, 4 derneğiz. Evet, ortaklaşa diyalog halinde tamam. Çalışıyorsunuz. Görme engelli kardeşlerimiz var, spor kulübümüz var, ilim kültür derneği kulübümüz var. Bu şekilde STK'lardan görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, Selçuk Başkanım çok güzel bir noktaya değindi. Değil mi İsa Başkanım? Ne diyor? Kader yoldaşlarımız. Ne kadar latif ve manidar. Kader-i ilahi cihetinden aynı imtihana tabi tutulmuşuz. Dolayısıyla dertlerimiz aynı. Aynı yolda derman alıyoruz. Bu nazarla şöyle bir girişken yapayım. Buyurun. Selçuk Başkanım asıl derneğimizin kurucusu. Evet, teşekkür ederiz. Hem kurucusu hem bu işe gönül veren abimiz sağ olsun. Ruşendil diye bir tabir var. İranlıların kullandığı ruşendil derler. Gönül gözüyle gören. Allah Allah. Biz hep diyoruz ki kimseye bu tabiri kullanmayalım işte. Amadır, görmeyendir, engellidir, yürümeyendir. Biz gelen kardeşlerimizi de hep bu manayla karşılıyoruz. Evet. Yani hepsinin bir gönlü var. Onların gönlü var. Onların gönül dünyasına girmeye çalışıyorsunuz. Onların gönül dünyasına ne kadar girmek güzel. Lazım. Kalp ve gönül dünyası, evet. Yani asıl olan mesele bu. Bence. Doğrudur, çok yani sevdim. Engeller fiziki olarak vücutta bulunur ama kalbe, gönle engel konulabilir mi? İmkanı var mı? Evet. Düşüncenize engel konulabilir mi? İmkansız bunlar. Çok güzel, evet. Tam konu gelmişken, şimdi program başında bahsettiniz. Hani biz kendi üyelerimiz değil, dışarıdan gelen herkes için program yapıyoruz dediniz. Etkinlikler yapıyoruz. Peki siz manevi olarak programlar yapıyor musunuz? Siz kendi üyeleriniz olsun veya misafir gelenler için veya talep edenler için manevi olarak bu alanda efendime söyleyeyim bir müftülükte, bir diyanete, bir çalışmanız, bir ortaklaşa programlarınız oluyor mu? Tabii ki oluyor. Başkan daha güzel cevaplayacaktır bunları. Evet. Hem derneğimizde hem de dernek dışında faaliyetlerimiz var. Buraya gelen profesörlerimiz var, hocalarımız var, müftülerimiz var. Gelip buraya ders veren arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız var. Evet. Detaylarını başkanım söyler. Evet. Sanırım. Buyurun başkanım. Zaten bizim her sene bu pandemiden dolayı yapamadığımız bu sene her sene 3 yıldan beri yaptığımız tüm şehitler için mevlidimiz var. Bunu bizzat Diyanet'ten izinli mevlid hanımlarından beraber yüksek katılımın olacağı şekilde mevlidler yaptıklarımız var. Çok güzel. Çarşamba günleri dönemimizin içerisinde Elifba yani Kur'an Elifbası dediğimiz Kur'an'ı bilmeyenlere elifba, bilenlere tekrarında Kur'an dersleri veriyoruz. Bunları bu düzenli olarak devam ediyor. Düzenli olarak devam ediyor. Ne kadar güzel. Perşembe günleri de akşam üzere tefsir dersimiz bulunuyor. Her perşembe şaşmaz bizim tefsir dersimiz. O da sağ olsun İmam Hatip okullarından öğretmenlerimiz geliyor, profesörler geliyor. Evet. Bu şekilde etkinliğimiz manevi olarak da yaptıklarımız oluyor yani. Evet, çok güzel. Şimdi başkanım her yaştan üyeniz var. Her kesimden gelen insanlara hitap ediyorsunuz. Onlara kapı açıyorsunuz. Peki küçük yaşlarda üyeleriniz var mı? Bizim zaten derneğimizin amacı küçük üyelerimize çok önem veriyoruz. Çok güzel. Çünkü onlar bizim geleceğimiz oldukları için. Evet. Onlara gerçekten de dernek olarak 4 derneğiz. Küçük üyelere çok önem veriyoruz. Bunu evet. Nasıl önem veriyoruz? Özellikle okuma. Bir küçük yaşta çocuğa okuma sevdasını vermemiz lazım. O aşkı veriyoruz. O aşkı yani. Veriyoruz. Yani evet. Sponsorlarımızın sağ olsun aldıkları kitapları çocuklarımıza hediye ediyoruz. Bunlar işte diyoruz ki işte şu kitabı bitirirseniz, bu zamana kadar bitirirseniz size hayvanat bahçesine götüreceğiz. Teşvik ediyorsunuz. Teşvik ediyoruz. İşte sağ olsun bazı kurumlardan aldığımız bazı hediyeler oluyor. O hediyeleri kendilerine veriyoruz. Yani bu şekilde çocuğu teşvik ediyoruz. Evet. Yani bu sadece engelli mi? Hayır, kesinlikle. Sağlam üyelerimiz de oluyor, gençlerimiz oluyor. Sağlam üyelerden kastım yani bizim gibi engelli insanlara dışarıda gördüğü zaman öcü gözüyle bakmasın hesaba. Evet. Ha amca, güzel amca diye tabirini de kullansınlar. Çok güzel. Yani bu yönden çocuklara çok önem veriyoruz dernek olarak. Çok teşekkür ederiz. Çok zarif ve kibar bir düşünce gerçekten. Evet, evet. Evet İsa Başkanım, yaşlı ve ihtiyar olanlar var. Bunlar da belki çok arzu ediyor derneğe gelmek fakat gelemiyor. Evinden çıkamıyor. Ya ağır hastadır,
efendim söyleyeyim, yatalaktır veya dışarı çıkamıyordur. Siz bu üyelerinize nasıl irtibat kuruyorsunuz? Yanlarına mı gidiyorsunuz? Telefonla mı soruyorsunuz? Nasıl irtibatınız var? Yani başkanın ifadesiyle biz onlara yaşlı demeyelim de. Evet. Diyor kendileri her zaman. Evet. Yaşlı der. Onların gönülleri genç. Evet, evet. Yani ruh da öyle değil midir? Hep kendini genç hisseder. Doğrudur. Biz yine bu amcalarımız, dedelerimiz, dayılarımız, yaşlı onları ziyarete gidiyoruz. Evlerinde ziyaret ediyoruz. Hal hatırlarını soruyoruz. Bir merhabamızı onlara iletiyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın selamını onlara iletiyoruz. Ne kadar onların güzel. Da gönüllerini alıyoruz. Onların özellikle dualarını alıyoruz. Onların duaları çok kıymetli. Evet. Özellikle abilerimizin duaları çok kıymetli. Belki de bu vatanın, bu milletin böyle dirayetli dünyaya meydan okuması, belki de o insanların duası yüzüstüğü milletinedir. Evet, belki o küçük kardeşlerimizin, belki işte Selçuk abi gibi kardeşlerimizin, belki o yaşlı, pir fani amcalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin yüzü hürmetinedir. Belli bir külmüş ihtiyarlarınız olmasaydı müsibetler üzerinde sergi gelirdi. Yani. Demek ki evet dediğin onların çok canlıdır. Onların duaları çok kıymetli, biz çok, buna çok önem veriyoruz. Evet. Onların dualarını alıyoruz. Evet. Evet Sayın Başkanım buyurun. İsa Başkanım, manevi oyundan çok güzel konuştuk. Engelli ihtiyar genç üyelerimiz için. Ayrıca onların da yaptığımız şu hizmetler olur. Mesela evlerinde tamirlik bir yer varsa, elektrik aksamında bir bozukluk işte, dikiş yerler, elbiselerinde dikiş bozukluk varsa bunları gönüllü olan üyelerimiz kendilerinin elektrik tamirini, işte kişisel bakımlarını, evet, tıraşlarını falan gibi şeylerini de yapıyoruz yani. Hiç dışarı çıkamayan üyelerimizden de medikal ürünlerini medikalcıdan alıp temin edip kendilerinin evlerine veriyoruz. Yani, yani bu bir gönül işi. Aynen. Bu bir ekip işi, bu bir ruh işi. Hani dedim ya biraz önce Antep bu konuda çok şanslı diye. Çok buradaki şükür. İnsanlar gerçekten çok şanslı. Aynen. Buradaki yerel yönetimler bu işin altına elini koymuş. Tabiri caizse kendilerini koymuşlar. İnkar edilmez yani. Aynen. Kendilerini doğru. Koymuşlar. Farklı belediyelerin farklı hizmetleri var. Mutlaka. Evde bakım hizmetleri var. STK'lara düşen nedir? Bizlere düşen de. Hani onların ulaşamadığı, onların gidemediklerini. Bize ulaşanlara biz ulaşıyoruz. Evet. Bizim hizmet veremediğimizi paslaşıyoruz. Onlar sağ olsunlar gidiyorlar, onların hizmetlerini görüyorlar. Evet. Antep'te bu konuda Allah razı olsun hizmet gerçekten inanılmaz bir şekilde gidiyor. Evet. İnşallah dahası da olur. Daim İhtiyaç olur. Çok mu? İnşallah. İhtiyaç daha var olur. Dahasına da evet. İnşallah yapacağız elimizden. Evet gelin. Sayın Başkanım, diyelim üyelerimizden bir tanesi hastanede tedavi görüyor. Veya sürekli devam eden bir tedavisi var. Veya hastanelerde bir sıkıntısı var, gideremiyor. Bu konuda size geldikleri zaman nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi bizim dernek olarak Gaziantep'te ilk yapan, kendimiz yapan dernekler olarak iki özel hastanede kendi bizim kartlarımızla giderlerse %20 indirim alıyorlar her konuda. Bu sadece kendi üyemiz için geçerli değil. Annesi, babası, kardeşleri için de geçerli. Böyle bir hizmetimiz var ki ameliyat olan kişilere de kendi aracımızla gidebildiğimiz yerlere biz gidiyoruz. Evet. Gidemediğimiz yerlere de gönüllü olan abilerimiz, ablalarımız var. Onlar tercih ediyorlar. O yönden gönül alıyoruz yani hamdolsun. Kırılma noktası olmuyor kesinlikle. Çünkü bizim gibi engelli insanların gerçekten de bizden anlayan başka kimse çıkmaz yani. Evet, sözünüzü valla kesiyorum. Buradan hemen konuya giriyoruz. Sizin vatandaşlardan, halkımızdan, çevrenizden talebiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Yani bazen olur ya insan bir şey karşıya anlatmak ister fakat karşı taraf hani o şeyi tam anlayamaz. Şu an buradan bütün Antep'e nasıl bir duyuru yapmak istiyorsunuz? Nasıl empati, sesinizi duyurmak istiyorsunuz? Tek empati diyorum yani ben buna. Çünkü ama bir kişiye yol tarifini nasıl yaparsınız? Ya da kulakları duymayan bir engelliye nasıl hitap edersiniz? Yani şimdi ben tekerlekli sandalyede oturuyorum. Karşıda konuştuğum insan ayakta duruyor. Adamı kafamı kaldıramıyorum. Belki kafamı kaldıramıyorum. Bu şekilde konuşayım. O insan ben bir empati kursa, dizini çökse, yüz yüze konuşsa benim için çok hoşuma gider. Çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir katıldığınız her programda Şahin Belediyesi'nin katılmış programdan da Sayın Mehmet Ramazoğlu'nun şu ifadesi her zaman söylüyor, her programda söylemiştir. Herkes bir engelli adayıdır. Eyvallah. Başkanım dedi ya empati kurun diye. Evet.
empati kuralım lütfen. Ne olur. Evet. Yani dışarıdan gördüğünüz bu kardeşlerimiz, bunlar da bir zaman sizin gibiydiler. Evet. Ama bir musibete düşer oldular ve bu hale geldiler. Sizler de olabilirsiniz. Yani onlara selamınızı eksik etmeyin, onlardan muhabbetinizi eksik etmeyin. Güler yüz. Güler yüzünüzü eksik etmeyin en azından. Evet. Eksik etmeyin. Bir tebessümü çok görmeyin. Görmeyin, evet. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok değerli başkanlarım. Gerçekten çok güzel konulara değindiniz. Belki keşfedilmeyen bir dünyayı keşfettik. Belki fark edilmeyen insanların, o sıcak kalpli insanların dünyasına girdik. İnşallah. Hakikaten onların dertlerini az çok anlamaya çalıştık. İnşallah Rabbim programların sayesinde devamlı vesile olsun program. İnşallah. Evet, programı bitirmeden son sorum. İsa Başkanım, yerel ve ulusal kanallardan bu konuda nasıl bir destek bekliyorsunuz? Yani efendime söyleyeyim, engelleri, çalışmaları ile ilgili programlar yapması ile ilgili nasıl bir destek bekliyorsunuz? Yani kamu spotları bu konuda çok önemli. Evet. Kamu spotlarını gün içerisinde vermiyorlar maalesef. Gece belli saatlerde veriyorlar, yayınları kesilmesin diye. Kamu spotlarıyla bu insanların o durumlarını lütfen ne olur programlarda sürekli verelim, televizyonda da verelim. Yani herkesin de bir engelli adayı olduğunu herkes bilsin. Herkes bu hissiyatla yaşantısına devam etsin. Ama tabii dikkat etsin muhakkak. Ve o kardeşlerimize de olan bağlamı lütfen koparmasınlar. Evet. Evet diyoruz. Teşekkür ederiz. Engeller Haftası da yaklaşıyor. Bununla ilgili bir çalışmalarınız var mı? Programınız var mı? Var. Kamu binaları, kamu kurumlarından da çalışmalarımız var. Şu an sürdürüyoruz. İşte tabii bu pandemi bizi biraz frenledi yani. Evet, istersemez programları. Var yani. 3 Aralık'ta Dünya Engeller Günü'nde planlarımız, programlarımız var yani. Evet. Allah planlarınızda, programlarınızda muvaffak etsin. Amin, amin. Allah. Evet, değerli Davet Radyo dinleyicileri, bugün de Bir Konu programını burada noktalıyoruz. Evet, bu sıcak atmosferden, bu güzel yerden gerçekten ayrılmak da istemiyoruz. Eyvallah. Çok güzel, samimi, çok samimi muhabbet oldu. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Davet Radyo ailesi adına hepinize teşekkür ediyoruz. Denkat dernek üyelerine, başkanlarına hepsine teşekkür ediyoruz. Vallahi evet, değerli Davet Radyo dinleyicileri, başka bir konu programında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, selamete kalın.